Söylenene göre Minecraft'ta bir deve 50 bloktan düştüğünde hayatta kalabiliyormuş. O zaman bunu deneyelim ve sonucu birlikte görelim. Evet, doğruymuş. Bu deve 50 bloktan düştü ve hala hayatta kalıyor. Peki ya bizi de hayatta tutabilir mi? Söylenene göre bizi de hayatta tutması gerekiyor. Ama sonuç ortada. Yani kısacası deve düşme hasar almanızı engellemiyor. Ancak düşme hasarını engellemesi de zombilerden aldığınız hasarı engelliyormuş. Ki bu kesin bir şekilde doğru. Ve bunun yanı sıra deve aynı şekilde vardığından aldığınız hasarı da engelliyormuş. Bu hiç beklemediğim bir şekilde gerçekten çalışıyor. Minecraft'ta CD oluştururken Cherry Blossom yani Kirasiye yazarsanız oyuna Kirasiye biyomunda başlıyormuşsunuz. Bunun bilinçli bir şekilde yapıldığını düşünmesem de gerçekten işe yarıyor. Kirasiye biyomunda koyun çağırırsanız pembe renkte oluşurmuş. Bu tam bir hayal kırıklığı ancak cidden işe yarmasını pek de beklediğimi söyleyemem. Boyalı bir deri zırhı içi su dolu bir kazan kullanarak boyanmadan önceki haline getirebiliyormuşsunuz ve bu cidden işe yarıyor. Renkli yünlerin rengini beyaz yünün rengini değiştirebildiğiniz gibi herhangi bir boya kullanarak değiştirebiliyormuşsunuz. Evet doğruymuş. Ayrıca bunu yataklar içinde yapmanız mümkünmüş. Söylenene göre havada Elytra ile uçarken Elytra'nın yerine herhangi bir zırhı takabiliyormuşsunuz ve gördüğünüz gibi cidden bu işe yarıyor. Ama ne yazık ki bunu kullanmanızı tavsiye ettiğimi pek söyleyemem. Söylenene göre Minecraft'ta 1.20 sürümüyle eklenen bambu salları normal sallardan daha hızlı hareket edermiş. Ama gözünüzle gördüğünüz üzere bu gerçek değil. Yüksekten düşerken bir deveyi aynı bir atı kullandığınız gibi kullanarak hasar almaktan kurtulabileceğini söyleniyor ve şu an deniyorum. Umarım işe yarar ve evet işe yarıyor gerçekten. Bu arada bu işe yarasa da deveyle birlikte düştüğünüzde hasar alırsınız. Söylenene göre deveye eğer taktıktan sonra herhangi bir boyayı kullanarak onu boyayabilirmişsiniz. Ama sadece bu bir yalanın ibaret. Söylenene göre zombiler vesaire gibi moblar asılabilir levhalar üzerinden atlayamıyormuş. Yani aynı tuzak kaplarının üzerinden geçemedikleri gibi. O halde bunu deneyelim ve sonucu birlikte görelim. Bunun gerçek olabileceğine bir anlık ihtimal vermiştim ama gerçek değilmiş. Eğer asılı levhayı bu şekilde yerleştirirseniz siz içinden geçebilseniz de düşman canlılar içinden geçemezmiş. Ve gördüğünüz gibi cidden bu bilgi doğruymuş. Söylenene göre oyuna yeni eklenen piglin kafasını kafanıza taktığınızda piglinler size saldırmıyormuş. Bu gerçek değilmiş. Yani arkadaşın size böyle bir şey söylediğinde sakın ona güvenip böyle bir şeyi denemeyin. Söylenene göre altın olmayan herhangi bir zırha altın işleme basarsanız piglinler size saldırmıyormuş. Bu kesinlikle gerçek değil. O yüzden piglinlerin yanında gerçek altın zırh giymeye dikkat edin. Altın zırhınızın üstüne herhangi bir süsleme bastığınızda piglinler bu zırhı normal altın zırh olarak değerlendirip size saldırmazmış. Ve sizin de gördüğünüz gibi cidden bu bilgi doğruymuş. Söylenene göre bir piglin kafasını yere yerleştirip redstone'la ona güç verirseniz kulaklar oynarmış. Ve sizin de gördüğünüz üzere bu cidden gerçekmiş. Bu arada piglin kafasının diğer kafalardan farklı olup hareket etmesi cidden güzelmiş. Bu arada eğer Ender Dragon'un kafasını kafanıza takarsanız ağzı açılıp kapanıyormuş. Sizin de gördüğünüz gibi bu bilgi gerçekmiş. Bu arada cidden bunun komik ve tuhaf olduğunu söylemem gerek. Peki ya sizce de bu oldukça tuhaf görünmüyor mu? Söylenene göre sinir bozanların görüntüsü baştan sona değiştirilmiş. Yani artık 1.20 sürümüyle sinir bozanları bu şekilde görmememiz gerekiyor. Ve evet cidden bu gerçekmiş. Ve sinir bozanların yeni halleri bu şekilde görünüyormuş. Söylenene göre sinir bozanlar alaylara saldırıyormuş. O yüzden ikisini de yakın bir şekilde çağırıyorum ve gördüğünüz üzere bu bir yalanmış. Yani sinir bozanlar alaylara karşı düşman değilmiş. Söylenene göre sinifur yumurtaları yosun bloğu üzerine daha hızlı çatlıyormuş. O yüzden bir yosun bloğu ve bir taş üzerine sinifur yumurtası yerleştiriyorum ve biraz bekliyorum. Ve sizin de gördüğünüz üzere yosun bloğu üzerindeki sinifur yumurtası çatlayıp kırılmasına rağmen taş üzerindeki hala kırılmadı. Söylenene göre sinifurları halı olarak kullanmanız mümkünmüş. Bu kesinlikle gerçek ancak ne kadar insani olduğu tartışılır. Söylenene göre sinifurun üzerine binip onu yönlendirebiliyormuşsunuz. Oyuna yeni eklenen komut sayesinde sinifura binebileceğimiz her ne kadar gerçek olsa da onu yönlendiremediğimiz için bu gerçek sayılmaz. Söylenene göre develer kaktüs yiyebilir. Ancak yine de kaktüsten hasar alırmış. Sizin de gördüğünüz gibi deve kaktüsten hasar alıyor. Ve aynı zamanda kaktüs yiyebiliyor. Söylenene göre sniffer Nether'da olduğunda bile etrafı koklayıp tohumlar bulabiliyormuş. Sanırım koklama konusunda haklılar. Ancak hiç tohum bulmaya gelince bu konuda yanılıyorlar. Söylenene göre 1.20 ile oyuna yeni bir kaynak paketi eklenmiş. Sizlerin de gördüğü gibi bu doğruymuş. Ancak bu kaynak paketi sadece arayüzleri değiştirmekten başka bir işe yaramıyor. 1.20 ile birlikte artık müzik kutuları reson sinyali yayabiliyormuş. Ve hatta bunu kırık müzik diskiyle bile yapabiliyormuşsunuz. Bu cidden işe yarıyor. Söylenene göre süslü saksı yere yerleştirip yumruğunuzda olduğu gibi onu alabiliyormuşsunuz. Ancak bir kazma kullanırsanız kırılıyormuş. Zırh şablonlarını çoğalttığımız gibi bu eşyaları da çoğaltabiliyormuşuz. Yani crafting table'a bu şekilde yerleştirdiğinizde çalışması gerekiyor. Ancak sizlerin de gördüğü gibi ne yazık ki çalışmıyor. Yani daha fazlasını istiyorsanız başka şekilde elde etmeniz gerekecek. Söylenene göre süslemeli saksılar Lego bloklarına benziyormuş. Bana kalırsa tekli Lego bloklarına aşırı benziyor. Sizce de cidden aşırı benzemiyor mu? Söylenene göre yeni güncellemeyle Warden ölünce zırh süslemesi veriyormuş. Deneyelim ve birlikte cevabı öğrenelim. Her neyse bu böyle fazla zaman alacak. O yüzden komut kullanarak bunu biraz daha hızlandıralım. Sizlerin de gördüğü üzere bu bilgi gerçek değilmiş. Yeni güncellemeyle birlikte hasar sarsıntısı Bedrock'taki hale getirilmiş. Bu ne yazık ki doğru. Ne yazık ki dedim çünkü hasar aldığımda ekranın bu şekilde sallanmasını pek sevmiyorum. Ama ne mutlu ki diğer efsanemize göre bu özelliği ayarlardan azaltabilir veya kapatabilirmişiz. Ve ne mutlu ki sizin de gördüğünüz gibi cidden böyle bir ayar varmış ve bu ayar kapatıldığında hasar aldığınız ekranınız sallanmıyormuş. Söylenene göre kiraz siyahlarının elma elde etmek mümkünmüş. Galiba ben biraz fazla şanssızım. Çünkü iki ağacı temizlenmeye rağmen bir elma bile elde edemedim.
ya da bu bilgi bir yalandan ibarettir. Söylenene göre artık tabeladaki yazıları kırmadan değiştirebiliyormuş. Evet, cidden de 1.20 sürümüyle bu efsane çalışıyor. Bu arada artık tabelaların önüne ve arkasına farklı yazılar yazmamız mümkünmüş. Bu özellikle cidden çalışıyor. Tabelaları bal peteği sayesinde dokunulmaz hale getirebiliyormuşuz. Levhalarla ilgili son efsanemize doğruymuş. Gördüğünüz üzere levhanın üzerine tıklasam bile levha çalışmıyor. Söylenene göre büyü masasının etrafına kitaplık yerine iç kitaplarla dolu kitap rafı yerleştirerek büyü masasındaki büyülerin seviyesini artırabiliyormuşuz. Ama sizin de gördüğünüz gibi bu bir yalan. Kitap raflarının içine huni kullanarak kitap yerleştirebiliyormuşuz. Bu oldukça tuhaf ama cidden çalışıyor. Bu arada aynı şekilde huni kullanarak çiçekleri vazolara yerleştirebiliyormuşuz. Ama sizin de gördüğünüz gibi bu çalışmıyor. Söylenene göre Kirasiye biyomlarına özel köyler eklenmiş. Ama ne yazık ki bu da bir yalandan ibaret. Bu arada bu bilgi aynı zamanda Kirasiye biyomlarına özel yeni köylerin olduğu bilgisini de yalanlıyor. Söylenene göre ipeksi dokunuş büyüsü kullanarak şüpheli kumlar toplayabiliyormuşuz. Bu blokta işe yaramadı. Peki ya diğer blokta? Onda da işe yaramadı. Yani bu bilgi bir yalandan ibaret. Söylenene göre Minecraft'ta yeni bir iksir olan şans iksiri eklenmiş. Şans iksirini Minecraft'taki eşyalar arasında arattığımızda cidden yeni bir iksir olan şans iksiri karşımıza çıkıyor. Söylenene göre deveyi kullanarak evcil hayvanlarınızı taşıyabilirmişsiniz. Bu bana çalışıyor gibi gelmedi. Yani bu bir yalandan ibaretmiş. Söylenene göre deveyi kullanarak sudan yüzerek geçebilirmişsiniz. Gördüğünüz gibi deve yavaşça suya batıyor. Yani bu bir yalan. Ama aynı zamanda suya direkt batmadığı ve birazcık ilerlediği için bunu doğru da sayabiliriz. O yüzden bunun kararını size bırakıyorum. Söylenene göre Notoblo'nun üzerine herhangi bir canlının kafasını koyarsanız Notoblo çalışında o canlının sesini çıkarırmış. Bu gerçekten de doğruymuş. Bu arada bana inanmayıp bunu editte düzelttiğimi düşünüyorsanız bunu herhangi bir kafayla deneyip sonucu kendiniz görebilirsiniz. Söylenene göre Minecraft'taki eski dünyalarınızı yeni güncellemeye optimize edebiliyormuşsunuz. Bu cidden doğruymuş. Artık uzun süredir oynayıp bir şeyler yaptığınız Minecraft dünyanızı çöpe atmadan Minecraft'ın en yeni sürümlerini kolaylıkla deneyim edebilirsiniz. Oyuna yeni eklenen canlı olan Sniffer Warden'ın yanında hayatta kalabiliyormuş. Sanki Warden Sniffer'ı görmüyormuş gibi. Artık görüyor ve vuramadı. Bu şaşırtıcıydı. Bu bilgi biraz geç oldu ancak bu bilgi gerçekten çalışmıyormuş. Söylenene göre develer Warden'ın tek saldırısıyla ölmüyormuş. Ve sizlerin de gördüğü gibi gerçekten deve ilk saldırıdan sağ çıktı. Söylenene göre inekler Kirasiye biyomunda mulmul olarak ortaya çıkıyormuş. Ne yazık ki bu da bir yalandan ibaretmiş. Söylenene göre çöl tapınaklarında ikinci bir gizli oda varmış. Evet, cidden bu da gerçekmiş. Söylenene göre Minecraft'ta birbirinden farklı birçok yeni iksir eklenmiş. Ancak bu bir yalan çünkü bu iksirler eski iksirlerin sadece renklerini değiştirilmiş halleri. Söylenene göre istediğiniz tabloyu elde etmek için bundan çok daha kolay bir yol varmış. Bu gerçekten doğru. Artık istediğiniz tablonun ismine bakarak onu alıp istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Söylenene göre keseler sonunda Minecraft'ta eklenmiş. Ama ne yazık ki bu bir yalan. Bu arada yine de Minecraft'ta komut kullanarak keseleri elde edebilirsiniz. Söylenene göre asılabilir tabelaların bağlı olduğu bloğu kırdığınızda asılabilir tabela yine de havada kalıyormuş. Bu sizin de gördüğünüz üzere gerçekten çalışıyormuş. Zırh askıları bildiğiniz gibi böyle görünür. Ancak artık kollar olduğu söyleniyor. Bu demirci masasındaki görselinde doğru olsa da oyundaki gerçek hali için doğru değildir. Söylenene göre Sniffer yumurtasının üstüne düşerek onu kırabilirmişsiniz. Bu gördüğünüz üzere gerçek değilmiş. Söylenene göre yavru develere binebiliyormuşsunuz. Ne yazık ki bu da gerçek değilmiş. Başka bir efsaneye göre develere sandık takabiliyormuşuz. Ne yazık ki bu da bir yalandan ibaretmiş. İki kişiyi aynı anda taşıyabilmesine rağmen sandık taşıyamaması tuhaf olsa da arkadaşınızın ayrı bir envanteri olduğu için devenin sandık taşıyamaması abartılacak bir sorun değil. Söylenene göre kurbağalar elinize slime tuttuğunuzda sizi takip edermiş. Şu an tam olarak bana yürüyüp yürümediğini anlayamıyorum ama görünüşe göre cidden beni takip ediyormuş. Bu bilgi hiç beklemediğim bir şekilde doğruymuş. Videoyu buraya kadar keyif alarak izlediyseniz, videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bu arada Türkçeleştirdiğim bu video ekranda şu an gördüğünüz ve açıklamada linki bulunan kanala aittir. İngilizce biliyorsanız o kanala da bir göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.